Arkadaşlar, elimde bir erdem var. Bu erdemi sıcak suyla yine yıkıyorum. Erdemi sıcak suyla yıkıyorum. Sıcak suyla yıkadıktan sonra bu sıcak suyu döküyorum ve erdemin ucunu bir tıpayla kapatıyorum ama pipet var ucunda. Sonra bunu ters çeviriyorum. İçinde renkli su bulunan beherin içerisine daldırıyorum ve neler olduğunu gözlemlemeye başlayalım. Şimdi acaba görüyor musunuz erdenin içine ne oluyor? Evet, bakın hızlı da bir şekilde. Ne oldu arkadaşlar? Evet, zaten alttaki kabımızın içerisinde gıda boyasıyla renklendirdiğim su var. Berrak su olsaydı siz bunu gözlemleyemeyecektiniz uzaktan. Ben de bunu ne yaptım? Renklendirdim. Şimdi bunun içini sıcak suyla yıkayınca yine bunun içindeki, bu erdenin içerisindeki havayı genişlettim. Hava miktarını azalttım. Sonra bu erden hiçbir şekilde hava almayacak şekilde bir tıpayla kapattım. Pipeti renkli suya daldırdığımda açık hava basıncı sıvıların üstüne de etki eder. Fakat sıvılar sıkışamaz arkadaşlar. Sıvılar sıkışamadığı için açık hava basıncı bunu bastırınca sıvı bulduğu delikten yukarıya doğru yükselir. Bakın şu an erlenin içerisi renkli sıvıyla doluyor. Bunu çok rahat uzaktan da olsa ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bugünkü yapmış olduğumuz bu deneylerle aslında açık hava basıncının varlığını ispatlamış olduk. Açık hava basıncı cisimlerde şekil değişikliğine neden olabilir. Sıvılar sıkışamadığı için açık hava basıncının etkisiyle bulmuş oldukları boş bir aralığa, boşluğa doğru yükselebilir. Bugünkü deneylerimizde bunları gözlemledik. Yumurta küçük deliklerden kendiliğinden geçmez ama açık hava basıncının etkisiyle küçük deliklerden bile yumurtayı geçirebilmeyi başardık. Bugün yapmış olduğumuz deneyler ile açık hava basıncının varlığını ispatlamış olduk.